Merhaba canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta kalplerin sultanı Şahı İsa'dır adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa Yahudiydi. İsrail'de doğdu, büyüdü. O dönem yaygın bir düşünce vardı. Yani kurtulmak için, günahlardan arındırılıp daimi hayata kavuşmak için Yahudi olmak gerekiyordu. Yani Musa'nın şeriatını yerine getirmek gerekiyordu. İsa ne diyor? Yahya'nın zamanına kadar Tevrat ve peygamberlerin vahiyleri tek reperinizdi. Ama artık haktan gelen şahlık bütün açıklığıyla müjdeleniyor ve herkes o şahlığa girmeye gayretli. Canla başla girmek istiyor. İlla ki gireyim diyorlardı. Ancak bu durum Tevrat'ın yürürlükten kalktığı anlamına gelmez. Yer ve gök ortadan kalkacaksa da Tevrat'ın tek bir harfi bile yok olmayacaktır. Mesela karısını boşayıp başka bir kadınla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yani Yüce Hakk'ın ahlaki emirleri değişmeyecek. Bu, tabii biz Yahudi değiliz. Dolayısıyla Musa'nın şeriatı bizi bağlamaz ama tabii ki bu ahlaki kurallar hep yürürlükte olacak. Evet, deyişe geçiyoruz. İnşallah seversiniz. Tevrat hükümleri ve peygamberler kılavuzumuzdu Yahya'ya kadar. Ama artık her can şahlığa girer. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Can bu şahlığa ila giriyor. Girmek için çok gayret gösteriyor. Ölmezden evvel ölenler eriyor. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Kervanım yer ve gök olmadan helak. Tevrat'ın tek harfi yok olmayacak. Mesela boşanmak halende yasak. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Kalplerin sultanı Şah İsa'dır. Evet, ancak ölmezden evvel ölenler bu şahlığa girebilecek. Kalplerin sultanı Şahı İsa'dır. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun. Çok beğendiyseniz lütfen başka canlarla paylaşın. Yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.